Ya yapılacak olan saray, mil, işte millet bahçesi değil ama saray, başbakanlık konutu her ne yapacaklarsa, külliyesi, mülliyesi, onun e, müteahhitleri nasıl kredi kullanacaklar? Onun müteahhitleri bence kredi kullanmayacaklar. Nasıl onun, yapacaklar? Bence onu doğrudan Türkiye Cumhuriyeti bağış yapacak. Çünkü Cumhurbaşkanı dedi ki biz hediyemiz olacak. Nereden bağış yapacaklar? Bütçede para yok. Aa, çok kolay. Devletin parası bitmez. Halk bakın devletler iflas etmez. Örtülü, örtülü. Halklar bir hayır ne örtülü ödeni? Hemen elektriğe zam yapar. Yapmadı mı? Yapmadı mı elektriğe daha yeni zam? Hemen doğalgazı zam yaparım. Hemen sigaraya zam yaparım. Yollara zam yaparım. Dünyanın en pahalı geliriniz düşük ama dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanırsınız. Çok kolay. Para bulunur. Devlet halkının refahını düşünmüyorsa para bulunur. Halkın sırtından bulunur. Sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Madem konuyu buraya getirdin hani basit bir şey söyleyeyim. İki tip vergi vardır. Halkını düşünen iktidarlar doğrudan vergi alır. Doğrudan vergi şudur. Çok kazanandan çok az kazanandan az alırsın. İkincisi dolaylı vergi. Yani peynirden, benzinden, elektrikten alırsın. Sen peynir alırken sana şöyle diyor mu? Şirin Hanım sizin maaşınız yüksek. Sizden çok e, vergi alacağız. Güler Sabancı gelse, Güler Hanım sizin maaşınız çok yüksek, peynir alırken sizden daha çok vergi alacağız diyorlar mı? Demiyorlar. Veya yoksula sen azsın, peyniri azı. Hayır. Herkesten eşit. Yani zengin fakir ayırmıyor. İşte ona dolaylı vergi deriz. Zengin de aynısını, fakir de aynısını veriyor. Benzin alırken zenginler çok, fakirler az mı vergi veriyor? Hayır. Elektrik tüketirken. aynı. Türkiye dünyanın en yüksek dolaylı vergisini ödeyen ülkesidir. Niye? Çünkü halkını düşünmeyen bir iktidar var. Ondan ve AKP döneminde bu daha da artmıştır. Eskiden de yüksekti, ama AKP döneminde iyice arttı. Dolayısıyla halkını düşünmüyorsan çok kolaydır bu işler. Şirin. Bir şey daha söyleyebilirsin. Çok konuştum tabii. ama. Hayır safla. Zaten çok buradan konuştum. bu çifte çifte bağışlara geçeceğiz o yüzden. Yani söyle. Bu arada şey olmuyor mu ya? Hani yolcu garantili havaalanı var, geçiş garantili köprü var, Sarayla böyle bir garanti yok mu? başkan garantili <laughs> saray yapılan her odası da oturulacak <gülüyor> garantili <gülüyor> yok. Eğer e, şöyle yani demokrasi varsa olmuyor. oradaki kim <laughs> oturacağına halk karar verecek. Cumhurbaşkanı e, niye Kıbrıs'ta bugüne kadar? Denktaş'ın parası yok muydu? Yani Denktaş'ın bir devlet başkanı bu sürü otel yapılmış falan yok muydu? Niye yapmadı Allah aşkına? Niye yapmadı? Şimdi size bir rakam söyleyeceğim. 382.230. Bu ne olabilir sizce? 382.230. Maaşı mı? Yaklaşık bir saattir konuştuğumuz Kıbrıs'ın nüfusu. Ha. Evet, <laughs> 300 çünkü. Bakın bugün 382.230. Yani Kıbrıs nüfusu arttı. Hem Türkiye'den gidişlerle arttı. Başka şeylerle arttı filan arttı. Şimdi Cumhurbaşkanı Hani bin odalı saray, bin odalı saray muhabbeti olduğunu hatırlayın. Bütün dünya şunun esprisi bile yapılıyor. Yani bir insan bin odalı bir sarayda ne yapar? Bir odayı ne yapacaksın? Öbür odayı ne yapacaksın? Öbür odayı ne yapacaksın? Ya, 382 bin nüfuslu bir devlete, ülkeye. Bütün dünyanın, Cumhurbaşkanı da Bütün dünyanın uzaydan göreceği saray yapmak, rasyonel bir hareket mi Allah aşkına? Değil değil mi? Yani mesela diyelim ki oraya da bir bin odalı saray yaptınız. Her odaya da üç tane çalışan yerleştirdiniz. 382 bin 230 Kıbr Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Ofisi'nin açıkladığı bu yıl başındaki nüfusu söylüyorum. Biraz orantısız oluyor yine. Ne lazım ama Kıbrıs'a biliyor musunuz? Dünya devlet olarak görecek falan değil mi? Kuzey Kıbrıs Türk, Rauf Denktaş hayatını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün dünyanın tanıması için mücadele etti. Aynen. Mesela şu diyorsunuz ya ümmetim, işte ben Hı. onların lideriyim. Şu söylediğiniz devletlerden bir kısmı Kıbrıs'ı tanısa ya, devlet olarak tanısa Hı. ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık meşru bir devlettir diye tanısa ve oraya elçilik alçısa, değil mi? Temsilcilik açsa, uçak seferleri başlatsa Hı. ya, Tabii. o daha iyi olmaz mı oturup bu kadar bilmem kaç odalı saray yapmaktansa? İşte devletler böyledir. Evet. Diplomasi budur. Aynen. Kafası gelişmiş, hani biraz önce söylediğim gibi kafası gelişmiş bir toplum yaratmak istiyorsanız böyle yaratırsınız. İşte bunun içinde de denk Denktaş'ın, o da bilmiyor muydu? Anlattım size, kendi anekdotları var. Ee, onunla ilgili hem kitap yazmış olanlar e, var, hem e, pek çok meslektaşımızın, duaya meslektaşımızın Rauf Denktaş'la ilgili anıları var. Gerçekten e, elinde çok iyi... Sembolik olarak söylüyorum, topları çevirmesini bilen, e, yani uluslararası diplomasi de müthiş kurtluğuyla bilinen, zekasıyla bilinen bir insandı. Ve kafasında buna yoruyordu, oturup da saray yapmaya değil. Buradan şöyle bağlayalım, diğer konumuza geçeceğiz çünkü gerçekten bu enteresan bir durum ama şş, ben demin onun için söyledim, bu saray yapılırsa neyle yapılacak diye. Şimdi Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ve iktidarı şöyle diyorlar. Varlık barışı ilan ediyorum. Biz zaten günlerdir, aylardır bunu konuşuyoruz değil mi? Neden? Ne vesileyle konuşuyoruz? Çünkü zaten bu varlık barışı sayesinde işte bugün konuştuğumuz e, SBK'lar, diğerleri, onlar, bunlar, Türkiye'ye paralar giriyor, nereden geldiği belli değil. Paramount otellerde geceliği 60 bin dolara e, e, bir takım gazeteciler kalıyor. 60 bin dolarlık odalarda kalıyorlar. Neden? Çünkü böylelikle o otelde kara para aklanmış oluyor vesaire vesaire. Ancak bu varlık barışıyla kara para aklamak belki bir takım e, tırnak içinde iş insanı için geçerli olabilir. Ama Cumhurbaşkanlığını ve devlet bütçesini kapsamıyor. Eğer bu saray yapılacaksa Emin sana da soruyorum, Barış sana da. Çıkıp da halka hesap vermesi gerekmiyor mu? Bunu bütçenin hangi paydası, hangi bölümüyle, hangi paydan alarak yapacaksınız. Kesinlikle. Eğitimden mi keseceksiniz? Sağlıktan mı keseceksiniz? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesinden mi keseceksiniz? Milli Savunma'dan mı keseceksiniz? Diplomasi'den mi keseceksiniz? Yani ya varlık barışı Cumhurbaşkanının vaatlerini kapsamıyor zannederim. Hani nereden buldun sorusu onlar için sorulmuyor ya. Yani birilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu parayı nereden buldun diye sorma zorunluluğu var. Bunun da başında sayıştay var zannediyorum. Hayır örtülü ödenekten ödeyecekse bütün paraları yine sormak durumundayız. Örtülü ödeneğin bu suyu nereden geliyor bilmiyorum birer cümle söyler misiniz? Ee, şimdi şunu bir tekrar o zaman söyleyelim. Demokrasinin temelinde bütçe yatar daha doğrusu vergi yatar. Bütçenin temelinde vergi yatar zaten demokrasinin temelinde de vergi yatar. Içirin. Mesela Magna Carta demokrasinin temel metni sayırız Magna Carta aslında kralın vergi koyma hakkını sınırlar biliyor musun? İstediği gibi vergi koyamaz. Vergiyi nereye harcadığının parlamento tarafından meclisin bütçe hakkı demokrasinin en temelidir. Yani nereye harcadın? Bu parayı nereden aldın? Nereye harcadın? Hesap verebilirdi. Türkiye'de o hesap verebilirlik zaten artık kalmadı. Öyle bir hesap verebilirlik hmm. durumu ıı, yok. İstediği gibi Tek adam rejimi istediği gibi Kıbrıs'a da saray yapar işte Gine'ye saray yapıldı mı merakımdan hakikaten çok merak ediyorum ne oldu bu Gine'deki saray Gine'deki devlet başkanı hala zavallı öyle o kötü sarayda mı yaşıyor yani kurtarın Gine Devleti. bu arada Gine'de insan nüfusun beşte birinin elektriği var hava alanına gidiyor öğrenciler jeneratörle sürekli aydınlatıyor. oradaki elektrik direklerinin altında ders çalışıyorlar. Yani böyle bir ülkede bata bata saray batmıştı bize. Yani ne oldu Gine'nin itibarı ayakları altında mı hala? Bir saray yapılamadı mı Gine'ye? Çok meraktayım. Dolayısıyla burada sormamız gerekiyor. Bu saray hangi bütçeden yapılacak? Bu önemli soru ve takipçi takipçisi olacağız. Şimdi bütün bunlar konuşulurken bir maaşlar meselesine geri döndük. Neden? Çünkü AK Partili Bülent Duran çıktı dedi ki, ikiden fazla maaş almak yok diyebiliyorum. Grup Başkan Vekili Bülent Turan AK Parti'nin ve diyor ki ben bilmiyor olabilirim ama normal şartlarda olmadığını düşünüyorum diyor Türkçesi. Yani ama tabii ben de ne kadar bilebilirim ki demiş de oluyor bunu diyerek. Ne diyeceksin ee, Barış ve biz bu çok çoklu maaşlar meselesini aslında Sedat Peker'in iddialarıyla tekrar yeniden gündeme taşıdık. Ama tabii Sedat Peker dedi değil bu zaten uzun zamandır söylenilen ...konuşulan ve muhalefetin de... ...peşinden gittiği bir meseleydi. Sana bırakayım. Ne şimdi diyeceksin? Şöyle... Şimdi konuştuğumuz... ...Bülent Turan... ...tecrübeli bir politikacı. Partinin, Türkiye'deki hükümet eden partinin... ...grup başkan vekili. Değil mi yani? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... ...yani kanun yapıcıda... ...partiyi, milletvekillerini... ...temsil eden kişi. Cümlesinin devamını okuyalım. İkiden fazla maaş almak yok diye biliyorum Demirören Haber Ajansı'ndan okuyorum. Biz bunu kamuoyunda olan rahatsızlıkla birlikte değerlendirdik, çalıştık. Ortaya çıkan tabloda bir eksik varsa düzeltiriz ama bendeki bilgi kanunun ifadesi bir kişinin bir maaş alacağı yönündedir. 10 maaşı, 20 maaşı kimse yok. Devam ediyorum. Varsa da bunu düzeltmek zorundayız. Maaşların kendi yaptığı göreve göre çok olması az olması başka konu özel sektörde bazı özel kıyaslanması başka konu tam bil o da tam bilmiyor bilmiyor o da bilmiyor O zaman. Şimdi bir kim bilmiyor. Ben ben şunu kim? biz o zaman biz zaten şunu bekliyoruz. Dur. Bir diyecekti ki. Ee, dur, bu lafını unutma sözünü unutma lütfen çünkü mecburen e, reklam arasına acil gitmemiz gerekiyor. Evet. E, çünkü e, öbür bölüme sakmamamız gerekiyor. Lütfen bekleyin birazdan döndüğümüzde.